Biz asgari ücret net 2000 lira olsun demiştik. İşçinin nasıl geçineceğini düşünmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Asgari ücret 1603 lira oldu. Değerli arkadaşlar, asgari ücret pazarlığa tabi bir ücret olamaz ama gelinen noktada 1603 lira açlık sınırının altında bir asgari ücret tespit ediliyor. Hükümet bu asgari ücret tespitiyle asgari ücretli çalışana seni açlığa mahkum ediyorum. Sana bu müstehak demiştir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ne dedi çıktı? Ya 1603 lira neyinize yetmiyor dedi. Elinize dilinize dursun dedi. Kime diyor? Açlık sınırının altında ücret tespit ettiği kişiye diyor. Bunu söyleyen kim? Kendi sarayının bütçesi bir dakikada bir asgari ücret yiyor. Bir yılda 525.600 dakika var. Sarayın bir yıllık bütçesi 845 milyon 365 bin lira. Bölün bunu dakikaya. Bir dakikası 1608 lira. Dakika bir gol bir. Şimdi biz basın toplantısına başlayalım. 6 dakika oldu. Şu ana kadar başladığımızdan şu ana kadar altı asgari ücretlinin parası saraya aktı gidiyor taksimetre çalışıyor her dakikada bir asgari ücretli şimdi bu saltanatı yaşayanlar bu israfı yaşayanlar bu saltanat içerisinde hüküm güven, sürenler işçiye diyorlar ki elinize dilinize dursun 1603 lira neyinize yetmiyor şimdi millete havale ediyorum millete soruyorum kimin eline diline dursun? Bu sözün muhatabı oturdukları sürdükleri saltanatın bir dakikalık maliyeti bir asgari ücrete eşit olanlardır. Bu kadar açık. Uykularının bile bir dakikası bir asgari ücretlinin bir aylık geçiminin bedeli. Uykularının kafalarını yastığa koyduklarında uyumak için geçen bir her bir dakikada sabaha kadar her bir dakikada bir asgari ücret parası atıyor. Numaratör çeviriyor Böyle bir saltanat. Osmanlı'yı böyle bir saltanat sefası yıkmıştı. Unutmasınlar bunu. Bu millete bunu yapmaya hakları yok. Bu tablo AK Parti hükümetinin ücretliyi, işçiyi, çiftçiyi, esnafı mahkum ettiği bir tablo. Biz bu tabloyu, Türkiye'nin böyle bir tabloyu hak ettiğine inanmıyoruz.